kişiler çıkaran oyuncular oluyor. Bence bu espor seti kalkmalı arkadaşlar. RP ile alabilelim arkadaşlar oyundaki parayla. Rus bıçağı aldığınız zaman yukarı gidiyor. Yani bu sizin eğiminizi etkileyebilir. Ama bu sadece karambitte yok arkadaşlar. Kelebeği AWP aldım. Aynı olay kelebekte var ama kelebekteki çok daha farklı. Arkadaşlar sizlere vereceğim hesap işte bu hesap. Bu hesap için arkadaşlar kanala abone olup like bir yorumlar kısmına Instagram adresinizi bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hesapta yok yok arkadaşlar. +7 AWP mi desen, şöyle göstereyim profilinden. İlk benim Zula'daki e-spor hesaplarımdan bir tanesi arkadaşlar. Galatasaray şeyi falan var. Ve hani şöyle söyleyeyim size Batu, eşsiz desenleri ise inanılmaz derecede var. Hani Zula World Cup turnuvalarındaki desenler ben de var. Katılacağım kanka sadece hani, o şey için. Senin resmin çıktı ya. Yani bu çok değerli benim için arkadaşlar. Dediğim gibi bunu arkadaşlar canlı yayında vereceğim bu arada. Ve 1-2-3 videoda böyle devam edecek bu çekiliş. Dediğim gibi Instagram adresinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. En önemlisi kanala abone olup like atmayı da unutmayalım arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vons. Yanımda da Rainlox var. Kardeşim hoş geldin. Arkadaşlar şimdi eleştir 3 videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu beklenen video bugün Rainlox ile birlikte sizlere eleştireceğiz. Ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bu eleştir 3 videosuna özel 10.000 like bekliyorum. Batu sen kaç arkadaşlar, bekliyorsun? Ben de 15.000 bekliyorum. Normalde yani Aytekin zaten biliyorsunuz Zula'dan banlandı. Ben de dedim ki yani tuzum kuruydu ama kaşındım biraz. Ben de dedim ki konuk olayım, ben de bir banlanayım. Şimdi bakalım ya, banlanma şaka tabii ki ama yani aklımda olan bazı şeyler var. Onları da ben de eklemek istiyorum. Aytekin'in de gene eklemek istediği şeyler var. Böyle bir şeyler yapacağız. Böyle konuk bir oldum. Video olacak. Konumuz da Rainlox arkadaşlar. İlk eleştiri videomuza geçelim. Steam muhabbeti arkadaşlar, Batu'nun da aslında değindiği Steam muhabbeti aslında arkadaşlar. Aslında ben önermiştim. Aytekin de muzdaripti ama ben yani oyuna başladığım zamanlarda 300 lira bu muhabbetten kaybettim. Oyun hesabımı Steam daha böyle daha hani isim sahibi olduğu için Steam'den açtım ve Steam üzerinden hani para filan harcamıştım. Silah falan transfer etmiştim Steam'deki hesabıma ama bir baktım. Normal hesaptan giren 10 liraya alıyorken ben 20 liraya alıyorum kardeşim. Yani ne gereği var aynı Zulu altını daha pahalıya almak? Yani özel teklif de sanırım gelmiyor ya da geliyorsa da çok daha pahalıya geliyor hatırladığım kadarıyla. Steam'de ayrı bir fiyat var yani. Yani Zula sanırım o komisyonu Steam'e vermiyor. Oyuncudan karşılıyor. Bunu oyuncudan karşılama yani. Steam üzerinden de bunu yaptıysan eğer ki git kardeşim yani sen karşıla veyahut Steam'e koyma. Bunu yani Steam'den yanlışlıkla kaydolan kişiye yansıtmamalısın. Bence ya bence de, o bence şekilde. Yani ilk dediğimiz olay arkadaşlar Steam'den yani bağlanan kullanıcılarda özel teklif ve zaala çok farklı yani farklıymış ve pahalı. İkinci olaya değinelim arkadaşlar. Oyun ekranı çok fazla vermiyorum onun için kusura bakmayın. Yani buradan böyle ikili zaten ikimiz yetiyoruz dedim. Böyle bir ikimiz eleştirelim oyunu. İkincisi olarak da arkadaşlar ben ikili bombaların arkadaşlar menzilinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bana katılan oyuncuların da olacağını elbet düşünüyorum. İkili bombaların arkadaşlar nerf gelmesini ve flash'ı daha önce söylemiştim. Flash sorularının de ciddi anlamda box'ı sorunları şekilde artmasını istiyorum. Ben de, oyuncular olarak bunu kesinlikle istiyorum. Ben de çok az bir ekleme yapacağım kanka. Mesela şimdi oyunlarda atıyorum bir silah kullanılır. Hani 3 tane en iyi silah vardır dersin. 4 tane ama bombada bu yok abi. Eskiden C4 kullanırdık. İşte atıyorum tekli bomba kullanırdık. Şimdi kimi görsem ikili bomba kullanıyor. Yani sadece seçili işte ne bileyim favelada bir yerde işte tekli bomba kullanan o da 3-5 tane e-sporcudur yani. Hani aynen öyle. Biraz daha bombalar çeşitlenebilir. Yani flash gelebilir, belki ne bileyim molotof gelebilir. Yani hani bazı oyunlara benzeteceğiz ama yani oyun farklı, motoru kaldırırsa molotof getirin kardeşim. Farklı şeyler de gelebilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir değineceğim nokta ise arkadaşlar radarın geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Oradaki sol üstteki radarın ne olduğunu ben 5 yıldır anlamıyorum. Bunu aslında Batuhan da söyledi. Hani ya bunu ben Aytekin'e dedim ki kanka dedim ya sol üstte bir harita var. Boşa koymuşlar yani hani ne işe yarıyor kardeşim ya. Orada geziyoruz. Takım arkadaşların zaten simgesinden de oyun içine görüyorsun. E-spor adına mesela radar
bir önemi olabilir. Benim daha önce oynadığım FPS oyunlarında mesela rakip takımdan bir oyuncu ateş ettiği zaman 5 saniye boyunca sol üstte haritada yani şu tarafta 2 saniye, 3 saniye olabilir. Yeri gözüküyordu ve ona göre pozisyon alıp adamlara sıkıyorduk. Hemen yani hemen bu, tüm oyunlarda bu var. Bu gelmeyebilir de ama bir en azından farkını yapın ya da onu kaldırın bari en azından. Aynen. Ya kaldırmaya da bilir de bilmiyorum yani benim düşüncem biraz daha çeşitli aslında önemli olabilir. Aslında geliştirilebilir hani bu çok önemli bir nokta. Ve oyunu her zaman söylüyoruz. Aslında bu eleştiriler değil. Oyunu daha ne kadar global ve oyunu daha ne kadar kaliteli yapabiliriz diye değinebiliyoruz aslında. Bunlar çok önemli noktalar. Şu anda bahsettiğimiz maddeler. Şimdi arkadaşlar bir diğer maddeye bir geçelim bakalım. Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Vons. İşte o beklediğimiz e-pin sitesi geldi. Türkiye'nin en güvenilir ve en ucuz e-pin sitesi arkadaşlar. Çok basit bir kayıt formu var. Kayıt olduktan sonra sadece telefonunuza kod geliyor. Direkt kayıt oluyor. Ondan sonra arkadaşlar şöyle kayıt olduktan sonra arkadaşlar ise buradan bakiye yükleyebiliyorsunuz. Bakiye yükleme kısmında ise arkadaşlar böyle çok basit yine bir yöntem var arkadaşlar. Parambros'tan işte kart bilgilerinizi yazıyorsunuz ve direkt hesabınıza bakiye yükleniyor. Örnek veriyorum İninel'den kartınızdan siteden alışverişler yapabiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar Zula'yı aratalım. Biz Zula'ya tıkladığımız anda arkadaşlar böyle bir e-pinleri mevcut. %10 kotayına özel indirim var ve benim referans kodumda %5 indirim daha kazanabiliyorsunuz. Yani şu anda diğer sitelerle karşılaştığınızda en iyi Türkiye'deki en iyi e-pin sitesi diyebiliriz. Bu fırsattan da arkadaşlar indirimlerle yararlanmak için aşağıdaki referans kodumu tıklamayı unutmayın. Benim için çok önemli arkadaşlar. Satışlarım çok önemli. Siteye girip üye olursanız çok memnun olurum. Yani sonuçta ilk kez bir e-pin sitesiyle neredeyse çalışacağım. Desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Geçelim videoya. Evet arkadaşlar. Oyundaki hani bir diğer sorun ise hepimizin başına gelir. Şimdi söyleyeceğim. Bak söyleyeceğim anlayacaklar. Devam eden maçım var. Devam eden maçın var. Hani bu şu anda başınıza herkesin gelmiştir. Eğer rekabet oynuyorsanız, rekabet medun ayar oynuyorsanız. Devam eden maçın var diyor. Abi ben suçsuz şekilde bir anda oyundan atılıyorum. Giriyorum oyuna ya da pinkten atılıyorum ya da x bir şey. FPS Osman yazdı. Beni geçen attı mesela oyundan. FPS Osman. Ya bağlanalım kardeşim. Niye bağlanamıyoruz ya? Niye devam eden maçın var? Ha 5 dakika onu öyle koymuşlar ama. Yani %80 o özelliği kullanamıyoruz. Ya evet kullanamıyoruz. Hani tekrardan bağlanamıyoruz. Ve bu aralar çok olmaya başladı Batuhan. Yani inanılmaz derecede oldu. O yüzden hani ben bu sorunu eleştirişte eğer bahsetmeseydim oyuncular abi niye bahsetmedin diye soracaklardı. Eleştiri 3 videomuzda arkadaşlar böyle hani aslında neler diyebileceğinizi düşünüyoruz bir yandan da. Şimdi geçelim diğer maddeye. Geçelim kardeşlik. Geçiyoruz kardeşim. Arkadaşlar şimdi aslında az öncekiyle bir öncekiyle aslında aynı gibi bir şey. Mesela benim rankım efsane değil mi? Örnek veriyorum Batu'nun da rankı efsane. Biz mesela takımla 5'li girmediğimiz zaman tek girdiğimiz zaman rankı geçen gün hatta yayındaydım. Bilenler bilir hatta videosunu da atmıştım yeter diye. Orada mesela tek girdim efsaneyim Batu. Rankım kimler geldi biliyor musun? Altın geldi, gümüş geldi. Oyuna yeni başlayanlar geldi. Yani tek girdiğimiz zaman arkadaşlar oyuna böyle gümüş, altın, elit ranklarla falan giriyor ve çok şey oluyor. Hani rekabet olmuyor. Çok farklı ve yani elo da vermiyor, rank da vermiyor. İlle de takımla gir diyor Zula hani o rankta. Bence bu mantık çok yanlış ve hani bunda aslında böyle bir şey değinmeyecektim ama oyuncuların kendini göstermesi gerekiyor. Yani FBL tarzı hani CSGO'dan bazen bahsediyoruz, örnek alıyoruz ama çünkü çok gelişmiş bir oyun. FBL tarzı böyle bir lig olur. Star ligi gibi bir şey tamam mı? Ve yetenekli oyuncular oradan görünür. Yani o yüzden arkadaşlar sizler de akademi başvurumuza başvurmayı unutmayın. Yani oradan da ben de cidden genç yetenekleri de keşfediyorum. Hani Zula da eğer böyle bir şey getirirse artı bir yönü olur. Ve o yetenekli oyuncuları da bulmuş oluruz. İnşallah böyle bir maddede gelir. Ekstra bir şey söyledim. Geçelim diğer maddeye. Şimdi arkadaşlar biz oyunda silah ticareti yapıyoruz. Örnek veriyorum transfer edeceğiz. Ama örnek veriyorum mesela Glock 18 artı 7. Mesela silah ben 50 liraya anlaştım değil mi? Bunu
zaası çok fazla diye düşünüyorum. Ben şu anda biz Pytium'un zulu en aza indirmeye çalışıyor. Ve bu en azla aslında bu za transferleri artı 7 muhabbetinden dolayı bir aslında birazcık daha artış gösteriyor. Bence bu transfer paralarının birazcık daha düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bir diğer madde ise oyuncuların aslında istediği bir madde, materyallerin hediye açık olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de sizler aynı gibi... zamanda daha ucuz olması lazım. Artı 7 madem geldi ucuz yapın kardeşim. Yapın bunu ya. Aynen bağırmamız gerekiyor değil mi? Yapın bunu. Verin kardeşim kaçmayın. Ya aynen hani şimdi oyuncular da bir şekilde mutlu olması gerektiğini düşünüyoruz. Her zaman da bunun arkasındayız arkadaşlar. İnşallah hep mutlu olursunuz. Ben de sizin kadar mutlu olurum. Batu da olur. Mutluluk paylaştık da güzel deyip diğer maddeye geçiyoruz. Oyunda mesela hitbox sorunları hala devam ediyor ve Zula bunu düzelteceğini falan düşünüyor. Ama aslında bu hitboxların yanında mermilerin koşarak vurmasının ziyade ekstra da zıplayarak çok fazla killerin olduğuna şahit oluyoruz. Bunks bunny kill. Jumping killer falan böyle zıplayarak killer. Tavşan. Tavşan diyor Batu da ona. Bu çok fazla oluyor artık. Hani bunda o mermilerin zıplarken ki sekme oranı birazcık daha fazla olursa çok iyi olur. Ya da zıplama mesela. Düşünüyorum. İkinci zıplamada biraz bir gecikme farkı konulabilir. Evet. Üçüncü zıplamada bile. Yani o eğir kalkta ne kadar varsa zıplaya da bir tak artabilir diye düşünüyorum. Evet ben de öyle düşünüyorum. Diğer maddeye geçtik arkadaşlar. Şimdi crosshair çeşitliği söylüyoruz ama hani bu crosshair çeşitliğini arkadaşlar Zula hani bilmiyorum galiba şöyle bir duyum aldım ben. İşte o crosshair'e farklı crosslar getirecekmiş. Aa, bence öyle bir şeyin getirilmemesi gerekiyor. Ben crosshair'imi kendim artımı büyüklüğünü küçüklüğünü ayırabileceğim bir şekilde bir özellik gelmesini rica ediyorum. Özellikle ben de bir şey katabilir miyim? Buyur. Kardeşim şu klan logolarına yeni logolar ekleyin. Klan açıyoruz, klan logosu kullanmıyoruz. Sadece poh logosu var oyunda. Kimsenin almadı. Başka her logo alınmış. Yeni doğru. Logolar getirin. Oyun da para kazanır. Millet logo değiştirir yani. Logo yok oyunda. Klan logosu ekleyin. Çok doğru bir şey değindi. Bu da yeni bir maddemiz olsun. Klan logoları da. Oyuncunun istediği bir şey o da gelebilir. Kanka çok benim klanımın logosu yani. Hanım keleşi getir diye. Bulamadım. Şey logo, kaka logosu yaptım ya. Bu ne ya? Olur. Bir diğer maddeye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyuna yeni bir mod geldi. Hani rekabetin altında görmüşsünüzdür. ÖTS. ÖTS o mod ne? Ödüllü turnuva sistemi. Aslında güzel bir şey. Ama ÖTS'de çok fazla açık var. Yani yani çok fazla buglar var. Bireysel oyuncular katılamıyor. İlle de 5 olmak zorunda. Abi benim takımım yok. Bunu anlayın artık. Ben bireysel olarak kendimi göstermek istiyorum. Yani ilk 500'de o adım gözüksün istiyorum. Yani bunu yapmak gerekiyor. Takım olarak değil de bireysel oyuncuları birazcık daha yukarıya çıkarmak gerekiyor ki oyuncular takım bulsun. Aslında en yani dediğim muhabbet vardı ya az önce bahsettiğim muhabbet. Yani ona değineceğim. Umarım hani düzelir. Bakalım inşallah düzelir derim. Diğer aslında sorunlardan bir tanesi de rekabetteki susturulan oyuncuların yani konuşabilmesi yani gerekiyor. Mesela örnek veriyorum Batu ben senin susturulduğunu gördüm. Hiç seninle iletişim kuramıyorum. Yani ben birine diyelim ki işte o bana küfür etti ben ona küfür ettim tamam, sonra banlandım. Beni banladılar. Banlandın diyelim. Ben mesela örnek veriyorum onunla iletişim kurmam lazım ki rekabet maçını kazanayım değil mi? Yani o küfürlü bir oyuncu olduğunu ben biliyorum. Ama belki bana küfür etmeyecek ya da ben küfürlü oyuncu seviyorum. Ya yani otomatik olarak bende mesela benim sesim kapalı olabilir ama Aytekin benim sesimi açmak istiyorsa açsın. Tabii. Ha ben normalde gene ses konusunda banlı olayım ama umarım hani açmak isteyen açsın benim sesimi. Ya şimdi bu tarz şeyleri söylerken de başka oyunlara falan filan karşılaştırma yapan yorumlarda çok oldu eleştiri biri ve ikilerde. Arkadaşlar biz oyunun geliştirmesi ve oyunun daha ne kadar iyi olabileceğini söylüyoruz. Çünkü oyun Türk oyunu ve hani diğer oyunlar global oyun. Hani kendini geliştirmiş ve Zulu'dan çok çok daha yıllarını vermiş oyunlar var. Hani bizim bunları söylememiz gayet normal bir şey yani. Her oyun birinden bir şeyler alıyor, ödünç alabiliyor ya da farklı bir şey yapabiliyor. O yüzden hani yorumlarımızı bu şekilde dikkate alırsanız sevinirim. Evet bir diğer soruna daha geldik arkadaşlar. Kapılardan böyle silahların gözükmesi mesela favelada ben evet. Önden kilitliyorum. Abi adamın silahın ucunu görüyorum mesela zoom istiyorum.
Adam bana pikliyor mesela kapıdan favelada. Silahınızı gördüğüm an sıkıyorum kafasına. Eline bir sıkıyorsun, tamam. Eline sıkıyorum hani elinin de gözüküyor. Hani bu tarz sorularda inşallah düzelir diye. Mesela şey var. Bunu da bir önceki videoda gösterdik aslında. Duvarlarda hala karakterler otomatik zıplıyor, şey. Eğil, gidiyor, zıplıyor. Bunu zaten herkes biliyor ve aslında bu oyunun en büyük sorunlardan bir tanesi Batuhan. Evet, ben de çok yani, rastlıyorum. Yani rahatsız edici. Ha, tatsız. Hani tamam gene oynuyoruz da tatsız yani. Ya hatta bir şeyler daha var. Zul Süper Lig'de mesela oynadığım sezonlarda yani bazı yerlerde bukta kalıyorduk. Mesela Gaziantep'te ambulansın önü var ya pite girerken. Evet, orada evet. Mesela takılı kalıyoruz. Hani bu tarz şeylerin bile hani aslında önüne geçilmesi gerekiyor. Halen ben kalıyorum ya. Ben de kalıyorum. Herkes kalıyordur eminim. Yani çok fazla oyuncuların başına geliyor. Bu tarz şeylerin de küçük küçük şeylerin de aslında giderilmesi ve oyuncuların oyuna daha çok zevkli bir şekilde oynaması gerektiğini düşünüyorum. Eleştiri videolarımızın da gelmesine eğer istiyorsanız like butonuna basmayı unutmayalım. Abone de olalım kanalımıza. Sizlerden arkadaşlar son olarak Batu geldiğin için çok teşekkür ederim. Teşekkür son ederim. Maddemize de geçelim. Arkadaşlar oyuna bir aim map gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya da işte bomba taktiğinin çalışabileceği bir harita olur, bir şey olur. Yani bu tavsiyeler de aslında gelirse mükemmel olur. Oyuncular hem geliştirecek hem böyle kendi görüşü bir gösterebileceği bireysel turnuvalar, ödüllü sistemlerin olduğunu düşünsenize bir oyun oynuyorsunuz. Mükemmel olur. Oyun daha çok globalleşir. Bize daha çok zevk alırız. Biz YouTuber'lar olarak da daha çok içerikler sunabiliriz. Son bir şey katıyorum. Son bir şey artı 7 konusunda artı 7'nin materyal istenmesi, evet. İstenilen materyal. Ya istenilen materyal biraz daha düşürülsün ya da RT7'nin özellikleri bir tık daha düşürülebilir. En azından yani hiç olmayacağına en azından bu olsun diyorum ben de. Aynen öyle. Yani bazılarını görüyorum abi tümden RT7 kalksın. Ya kalkmıyor. En azından biz diyoruz ki bir tık da olsa iki tık da olsa Zula bunu biraz daha standart seviyeye daha kabul edilebilir bir evet. Seviyeye çeksin. Amacımız da bu. Yani buradan söylemiş olayım katayım dedim kendim. Okey. arkadaşlar eleştiri 3 videomuz bu kadardı. Batu'ya tekrardan çok teşekkür ederim. Eyvallah. Batu'yla bu arada aynı evde kalıyoruz. İçerikler üretiyoruz bu aralar arkadaşlar. Çekilişe katılmayı unutmayın. Efsane bir hesap veriyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mükemmel bir hesap olacak bu çekilişe de. Diğer videolarda da olacak. Canlı yayında vereceğim bu çekiliş hesabımı da. Kanala abone olup like atmayı bir de Instagram'ınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.